6'dan herkese merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir maç analiz videosuyla yine karşınızdayız. Bu hafta elimizde olmayan nedenler yüzünden maç çekimine gidemedik. Yani maç günü olmadı. Bunun için sizden özür diliyoruz. Cem Arslan da bir açıklama yapmıştı video. Yani biletlerle ilgili bir sıkıntı vardı. Bunu biz de çözemedik, anlamadık. Kulübü de aradık. Her yeri aradık ama o kontenjanlar, açılan 300 kişilik bilet nereye gitti onu bilmiyoruz. Neyse, taraftarımız zaten güzeldi. Biz artık konumuza dönelim. Maçın analizini bir yapalım. Görüşürüz. Bugün de 2-2. Aslında bizim için iyi bir sonuç oldu. Fakat oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Paul de Guen'in 3-5-2 taktiği devam ediyordu bu maçta da. Gördük ki taktik işe yarıyor. Şu şekilde yarıyor. Yani kanatların daha çok koşması, defans oyuncuların daha hareketli olması gerekiyor ki bana göre Çiçi ve Aziz Beyiş bugün gereğinden fazlasını yaptılar. Özellikle Çiçi'nin 2'ye 1 pas aralarına güzel girmesi ve ön alanda orta sahaya yakın toplar kapması ve sürekli hücumda olması ve aynı anda geriye de koşması bizi oldukça sevindirdi. Bu maçın güzel yanları. Diğer tarafı da bugün formsuz oyuncularımız vardı. Özellikle Batajay'ı beğenmedim. Yani istediği pasları da atamadı. Önü boşken de pasları iletemedi. Bilmiyorum sakatlığı mı var ama. Yani takım genel olarak kötüydü. Ertuğrul'u çok beğendim. Harun zaten, bu puanı Harun'a yazıyorum ve maçın adamını da Harun seçiyorum. Bu ayrı konu. Yani yine belli başlı oyuncularımızın mücadelesiyle, kişisel özellikleriyle, Paul de Guen'in de gerekli yerde güzel takviyesiyle maçı 2-2'ye çevirdik. Aslında golleri daha önce de bulmamız lazımdı. Fakat şimdi gecikince daha iyi takım stres olmaya başladı ve son 10 dakikaya kadar stresle girdik. Ondan sonrası goller geldi. Zaten bir 5 dakikada olsa herhalde 2-3 tane de atardık diyorum. Yani sonuç olarak deplasmanda taraftarımız daha da çok olsa oyuncu psikolojisi var. Deplasmandaydık. Kasımpaşa'da son zamanlarda toparladı kendini. Zaten kompakt bir futbol oynuyorlar. Takım halinde hücum ediyorlar. O da kolay bir rakip değildi. Yani zaten 10 kişi kalana kadar sanmıyorum ki biz de mücadeleye ortak olabilelim. Kembo'nun ilk yarıdaki performansı vasatın altındaydı. Yani yürüyecek hali yoktu neredeyse. Anlam veremedik. İkinci yarıda Kembo'nun biraz hareketlenmesiyle zaten bütün pozisyonlar gelmeye başladı. Son vuruşlarda yine eksiğimiz var. Son vuruşlar. Yine baş belası son vuruşlar. Yani buna bir çözüm bulunması lazım sadece. Yoksa ben takımın genel durumundan memnunum. Takım koşuyor. Agüila Badu bugün tutuktu. Yani ileri gitseler geri koşamıyorlar. Geri gelseler ileri çıkamıyorlar. Yani Batajay'a herhangi bir destek yine olmuyor. Yani ben Furkan diyorum artık. Yani bir yerde Agüila'yı mı kesecek, Badu'yu mu kesecek bilemiyorum ama Furkan Soyad'ın monte edilmesi gerekiyor ufaktan oraya. Batajay'ın yanına. Genel olarak arkadaşlar maç bizim açımızdan iyi geçti diyebiliriz. Şanslıydık da. Kasımpaşa çok pozisyon harcadı. Harun'un da mükemmel kurtarışları vardı yine. Karşı karşıya pozisyonları özellikle. Paul de Guen'in değişken olan 3-5-2 taktiği zaman zaman 4-2-4'e döndü. Zaten rakip 10 kişi kaldıktan sonra Delarge'ın da oyuna girmesinden sonra iyice rakip çıkamamaya başladı. Çünkü çok yoruldular. Biz de sürekli atak yaparak onları kendi sahasına kapattık. Fakat yine dediğim gibi son vuruşlarda goller yine biri sağ bekten biri sol bekten geldi. Yani forvetlerimiz ne iş yapıyor ben hala çözemiyorum. Yani takımın gidişatı iyi. Bu hafta bir hafta ara var. Milli maç arası. Milli maç arasında iyi geleceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın. Görüşürüz.